Ekonomi Bakanı ve Mersin Milletvekili Zafer Çağlayan, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kendisine üst geçit yapması için yer göstermediğini belirterek Başkan Macit Özcan'a bu konuda tepki gösterdi. Çok hızlı gitmiş geçit, bir tane yaptıracak, Büyükşehir Belediye Başkanı yer vermiyor. Bak ben kendi paramla Mersin'e geldiğimde 3-5 tane taziyeye gittim Akdeniz Mahallesi'nde ve çocuklar arabanın altında kalmışlar, karşısına kaçıyor yükselte. Şimdi bu Büyükşehir Belediyesi, ilgili belediyelerin yapması lazım. Esnaf ziyaretlerinde bulunmak üzere Mersin'e gelen Bakan Çağlayan, Cuma namazını Merkez Toroslar ilçesi Okan Merzeci Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Hacı Şükrü Camii'nde kılarken, namaz sonrası cami cemaati ve mahalle sakinleriyle kısa süreli sohbet etti. Mahalle sakinlerinin daha rahat karşıdan karşıya geçmeleri için kendisinden üst geçit istemesi üzerine bir açıklamada bulunan Bakan Çağlayan, kendi bakanlık maaşı ile Mersin'e üst geçit yaptırmak istediğini, ancak Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan'ın kendisine uygun bir bölge göstermediğini ifade etti. Getirin kardeşim bana bir yer gösterin, ben kendi adıma, kendi paramla yaptıracağım. Ben bakalım, kendi paramla. Allah razı olsun. Sizi dinlemeye geldim. Vatandaşların Mersin'de yaşadıkları trafik sorunlarını da birinci ağızdan dinleyen Ekonomi Bakanı ve Mersin Milletvekili Zafer Çağlayan, konuyla ilgili Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'na talimat verdi. Onun için valime tekrar bakalım. Bakalım. Allah razı olsun. Senden de bana bakalım. Bana dolmayın. Dünyadan bir şey var. Yaşlığımız var. Okulumuz var. Geçmekte çok muzdaribiz. Yani. O kadar insanlarımız var. Öyle mi? Bunlar belediyelerin yapması gereken şeyler. Daha sonra Merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren esnafları da gezen Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, öğle yemeğini de bu bölgedeki bir lokantada yedi. Yemek çıkışı basın mensuplarının ülke ekonomisi konusundaki sorularını da yanıtlayan Çağlayan, hafta sonu yapılacak olan Mersin İdman Yurdu Fenerbahçe maçı nedeniyle Mersin ekibine de şans diledi. Güzel bir futbol, güzel bir oyun ve son derece centilmence bir karşılaşmayla gerek oyuncularımız gerek seyircilerimiz için söylüyorum. İnşallah galibiyeti alıp 3 puanla göndereceğiz. Çünkü bundan sonra en az 3-4 galibiyete ihtiyacımız var ki aşağı yukarı bir 14-15 puan alıp sağlama getirmemiz lazım. Konuşmasının ardından esnaf gezisine devam eden Bakan Çağlayan, hem bölgedeki esnafı ziyaret etti, ürünler hakkında bilgi aldı, hem de yol üzerindeki vatandaşlarla da sohbet etti. Bakan Çağlayan'ın küçük çocuklarla da özel olarak ilgilenmesi ise dikkat çekti. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Kürselde ne var? Kürselde. Hadi teşekkürler.